Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim ve size yine çiçeklerimle geldim. Dış mekandaki çiçeklerimi arkadaşlar içeriye aldım ve size de videosunu çekeceğimi söylemiştim. Şu taraftan başlayalım. Buraya süt kaktüsünü yerleştirdim. Burada zaten yoğun ışık göreceği için gayet rahat bir şekilde kışı atlatacaktır içeride. Burada kurdele çiçeklerim var. Bunları da buraya konumlandırdım. Şunlar yedeklediğim çiçekler. Dikenler tacı, episkiya. Şurada mum çiçeğim var. Diğer videoda, geçmiş videoda mum çiçeğimi göstereceğimi söylemiştim. O da burada zaten. Hiç bunun yerini yaz kış oynatmıyorum arkadaşlar. Çünkü mum çiçekleri yere oynatıldığında çiçek açmıyor, küsüyor maalesef. O yüzden yerini kıpırdatmadım bu sene. Buraya yaprak güzelim konumlandırdım. Bu köşeye aldım. Güzel oldu yeri onun da. Şurada da bambu orkidelerim var. Bunları da buraya koydum. Zaten geçen kış da buradaydı. Burada sardunyam var. Sardunyaları arkadaşlar bu defa içeriye aldım. Çünkü geçen sene çok yüksek derecede don yaşandığı için bazı sardunyalarımı kaybetmiştim. O yüzden bu defa içeride cılızlaşacaklar ama en azından ölmeyecekler. Kalanşolarım yine içeride. Kalanşolarını böyle pencere kenarına aldım. Şurada dikenler tacı çiçeklerim var. Dikenler tacı da çiçeklenmesi için pencere önüne aldım. Çünkü güneş görmezse çiçeklenmez arkadaşlar. Şurada da yılan kaktüsüm var. Bu da çiçek açacak. Bu da güneş görmezse çiçeklenmez. Tomurcuğumuz da var arkadaşlar. Çiçeklenmesi için onu da buraya aldım. Şöyle devam edeyim size. Şunları göstereyim önce. Bunları da buraya konumlandırdım arkadaşlar. Bu sardunyanın yanında çıktı. Aslında sardunyayı buraya getirdim. Bu normalde dış mekan bitkisi. Ama sardunyalarım yaşasın diye sardunyalarımı böyle içeriye aldım. İnşallah sağlıklı bir şekilde de kışı burada atlatırlar. Şurada bir dikenler tacım var. Şurada yine dikenler tacım var. Bunun adını unuttum. O da dış mekan bitkisi aslında ama aldım yine de içeriye. Şu dikenler tacım sarı olandı. Geçmiş videodaki arkadaşlar bilir. Maalesef soğuktan ben gelene kadar nasibini almış. İnşallah bu da güneşe doğru biraz koydum. Zamanla toparlanacaktır. Hep birlikte göreceğiz. Bu da yine dikenler tacım. Şöyle devam edelim. Burada arkadaşlar kılçık atlas var. Sukulent var. Yine sardunya var. Şuraya aşkın gözyaşını getirdim, koydum. Şuradaki starliçe bitkisi. Starliçemi de buraya konumlandırdım. Dikenler tacım burada. Şurada yine bir sardunyam var. Şuraya da episkiyayı konumlandırdım gördüğünüz gibi. Geçen sene buradaydı zaten. Burayı sevmişti. İnşallah tekrar canlanırız. Şöyle devam edeyim şu taraftan. Şuradaki arkadaşlar begonvil. Begonvili içeriye aldım. Buradan biraz güneş görecek. En azından kışı sağ salim atlatır. Açar mı bilmiyorum. Göreceğiz ilerleyen süreçte. Kaktüslerimi buraya yerleştirdim. Süt kaktüsüm burada. Japon gülünü içeriye aldım. Japon gülü normalde tomurcukta arkadaşlar aslında içeride tomurcuğunu dökebilir ama yaşaması önemli. Çünkü iki kök burada Japon gülüm var. Geçen donda kaybetmiştim Japon gülünü. Bunları bu sene almıştım. Çok da güzel geliştiler. Şurada kaktüslerim var. Şurada mum çiçeklerim var. Şurada menekşelerim var. Menekşelerimin çoğunu sattım zaten. Geriye kalan bunlar. Şurada bir gecelik gelin var. Bir gecelik gelin bitkisi. Şurada kalanşom var. Şurada kaktüsüm. Bunu da buraya konumlandırdım. Şurada yılbaşı çiçeklerim var. Şurada arkadaşlar kalpli olan yine sedum türüm. Şurada kalp kalbe karşı bitkim. Şurada da yine kaktüsler var. Bunları da buraya konumlandırdım. Şurada bir tane para çiçeğim var. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi terasta göstereceğim son halini ne hale getirdiğimi. Hemen terasa çıkalım. Terası göstermeye bu taraftan başlayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz yerleri de bir güzel yıkadım çiçeklerimi yerleştirdikten sonra. Bunlar yine aynı. Zeytin, leylak, fırça çalısı bu. Şimdi ismi aklıma geldi. Geçen videoda gelmemişti. Brillantım şu. Şuradaki krizantemim. Şuradaki böğürtlenim. Buradaki yine krizantemim. Ha bir şey göstereceğim. Şu böğürtlen arkadaşlar çok enteresan. Uç kısımdan kalkmış. Bunun böyle dibine yerleşmiş. Kafasını sokmuş ve ben bunu kestim. Görüyorsunuz ters zaten. Ben böğürtlenlerin bu şekilde de geliştiğini bilmiyordum. Meğer uç kısmı toprağa girdiğinde böyle kendi kendine tekrar
yeni bir böğürtlen oluşturuyormuş. Şöyle devam edelim. Bakın burada gülüm var. Şu ileride de yine gülüm var. Şurada ipek çiçeğini bıraktım. İpek çiçeği zaten kışı içeride de dışarıda atlatamıyor. Burada da Cezayir menekşem. Cezayir menekşeme hiçbir şey olmuyor. Güller yine dışarıda. Bunları da dışarıya bıraktım. Sandalyelerle salıncağı bu şekilde koydum. Burada yine bir çamam ve gülüm var. Şurada da pencere kenarına yakut koydum. Reyhanımı koydum. Üsküllen açelyemi buraya bıraktım. İnşallah açelya da toparlanır. Bir de şöyle yapayım. Bir de Meksika patinyamı buraya konumlandırdım böyle. Acem halısını şöyle astım arkadaşlar. Şöyle geriye çıkıp önce şurayı bir göstereyim. Masayı böyle yerleştirdim. Tabi masanın üzerine şurada benim boru saksılar vardı. Zincirleri bakın hala üzerinde. Zincirleri alacağım birazdan. Boru saksıları buraya indirdim. Size şöyle boru saksılarındaki çiçekleri de yakından göstermek istiyorum. Bunlar benim tohumdan büyüyen rozetlerim. Aynı renk çıktılar. Keşke farklı renk çıksalarmış ama olsun. Bu halleri bile çok güzel. Karanfillerim de işte açmış geçmiş. Kurumalar da yaşanmış arkadaşlar yokluğumda. Olsun canımız sağ olsun. Yine de komşumun ellerine sağlık. Çok güzel bakmış. Bakın çiçeklenmişler. Şu da lila rengi olan sardunyam. Sakız sardunya. Bu ceylan gözü sardunya. Şurada yine sakız sardunyalarım açıyorlar. Boru saksılarımdaki. Şurada ıtırım var. Şurada karanfilim var. Yakutum var yanında. Burada yine karanfil boru saksılarda. Yeni izleyenler tekrar izlemiş olacak. Eski izleyenler bir önceki videoda bunları görmüştü ama yine göstermek istiyorum. Bakın karanfillerime. Çok güzel bir şekilde de açmaya devam ediyor inşallah. Geldiğimde de yine onları açmış bir şekilde görürüm. Mavişim de açıyor arkadaşlar. Campanula dediğimiz bitki. Hala bakın tomurcukları da var. Açmaya devam ediyoruz. Şurada sukulentim var. Bunlar da sukulent. Buraya yerleştirdim. Bunları da dışarıda bırakacağım arkadaşlar. Bunlar normalde soğuğa dayanıklı ama umarım çok yüksek bir don yaşamam. Korumaya çalışacağım yine de bir şekilde. Burada da sedumum var. Bu da sapsarı açıyor. Yazın çok güzel oluyor. Şurada siklemenlerim var. Bunlar zaten kış çiçekleri. Şurada ebruli olan Cezayir menekşem var. Şurada yine bir karanfilim var. Evet. Burası da bu şekilde oldu. Salıncak da böyle. İşte sandalyeler öyle. Çiçekler bu şekilde yerleştirdim. Ve bundan sonra kışı sağ salim atlatmalarını bekleyeceğiz. Videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sizlerin de sağlıkla büyüyen bitkileri olsun ve inşallah kışı sağlıkla atlatsınlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.